Polat ailesinin yargılandığı davada tutuklu sanık kalmaması en çok konuşulan başlıklar arasında. Kara para aklamakla suçlanan Bilan Engin Polat çifti tahliye edildi. Tutuksuz yargılanacaklar, ancak çift davadan beraat etmişçesine paylaşımlar yaptı. Dilan Polat o meşhur paylaşımlarına kaldığı yerden devam edince büyük tepki çekti. Eşinin tahliye haberini aldığı sevincini yakınlarıyla paylaşmakla yetinmedi, sosyal medya şovlarına kaldığı yerden devam etti. Polat çifti kara para aklama, örgüt kurma, yasa dışı bahis suçlarıyla yargılanıyor. Haklarında istenen ceza ise 40 yıl. Dilan Polat'tan günler sonra Engin Polat'la birlikte 3 sanığın daha tahliyesine karar verildi. Başsavcılık jet hızıyla itiraz etti ama bu itiraz da reddedildi. Dilan Polat ise aynı hızla eski günlerine geri döndü. Sanki çok ağır bir suçlamayla yargılanmıyorlarmış ve dava sonuçlanıp aklanmışlarcasına sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Büyük tepki çekti bu paylaşım. Hatta şımarıklık olarak yorumlayanlar oldu. Engin Polat da eşinden farklı değildi. Cezaevinden lüks bir araç konvoyuyla ayrıldı. ...2021 yılı içerisinde Ahmet Gün'ün kendi beyanına göre 773 lira... mali müşavirlik hizmet ücretini ödeyemeyen bu kişiler günün sonunda böyle bir mal varlığına nasıl ulaştıkları, nasıl bu paraları kazandıkları, toplumun içerisinde verilen bu tahliye kararıyla gerçekten vicdanı kabul olmayan bir duruma gelmiş durumda. Peki Polat ailesinin tahliye edilmesinin arkasındaki gerekçe neydi? Aslında Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılacak olan yargılamalarda zaten en fazla yatılabilecek süre 1 yıl. Söz konusu sanıklara yapılacak olan yargılamalarda verilebilecek cezalar dikkate alınmak suretiyle mahkeme tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Yeniden tutuklama ihtimaline gelince hukukçular eksik delillerin tamamlanması halinde bunun mümkün olabileceğini söylüyor. Belki de bu eksiklikler tamamlanacak. Nasıl ceza verilebileceğini 19 Aralık'tan sonraki duruşmada hep beraber takip ediyor olacağız. Konu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da gündemindeydi. Suçsuz yargılanması da bir kişinin onun suçsuz olduğu anlamına gelmez. Yargı eninde sonunda en doğru kararı verir. Benzer suçlarla yargılanan Bahar Nihal Candan kardeşler de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Bahar Candan lüks yaşamını, paylaşımlarım kendimi daha zengin gösterme amaçlıydı diyerek açıkladı. Duruşmada Bahar Candan dolandırıcılık suçlarını reddetti. Ailesinin maddi ve manevi zorluk çektiğini, psikolojik ilaçlar kullandığını söyledi. Hesabımda 1-2 milyon para var, garibanım diyerek kendini savundu. Mahkeme Bahar Candan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İkinci duruşma 11 Eylül'de.